Sevgili öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf temel dini bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılısıyla karşınızdayız. İlk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Evrendeki düzen ve uyum bizlere neyi gösterir demiş. Evrenin kendi kendine olduğunu bu değildir arkadaşlar. Her şeyde bir tesadüfün olduğu bu da değildir. Evrenin birden fazla yaratıcısı olduğu bu da değildir arkadaşlar. Evrenin bir yaratıcısının olduğu arkadaşlar doğru cevabımız budur. Bizlere Allah'ın birliğini anlatan sure hangisidir? Arkadaşlar bu suremiz İhlas suresidir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul fallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekul kufven kufuven ehad dediğimiz suredir arkadaşlar. Manasına da bakarsanız Allah'ın birliğini, varlığını, doğmamış olduğunu ve doğrulmamış olduğundan ne yapıyor arkadaşlar? Bahsediyor. Aşağıdaki şıklardan hangisi? Tamamen Allah'ın zati sıfatlarından oluşur. Şimdi arkadaşlar Allah'ın iki tane sıfatı vardı değil mi? Yani zati ve sub subuti dediğimiz iki sıfat türü vardı. Bunlardan arkadaşlar zati sıfatlar insan ve yaradılan canlılara yani oluşmayan yani onlarda olmayan sıfatları subiti sıfatlardı arkadaşlar. İnsanlarla da olabilen sıfatlardı değil mi? Şimdi arkadaşlar zatî sıfatlara bakarsanız bunları önce bir yazalım arkadaşlar. Zatî sıfatlarımız hangileri? İlk olarak arkadaşlar vücut vardı değil mi? Vücut. Şuraya yazayım arkadaşlar. Vücut dediğimiz ya daha doğrusu vücut arkadaşlar u ile Vücut dediğimiz sıfat arkadaşlar neydi? Var olmaktı değil mi? Var olmak. Var olmak. Daha sonra arkadaşlar ikinci sıfatımız kıdemdi. Kıdem. Bu da arkadaşlar ezeli olmaktı değil mi? Ezeli yani başlangıcı olmayan her dönemde var olan anlamına geliyordu. BK vardı arkadaşlar. BK sonu olmamak. Ebedi olmak, olmamak diyeyim. Kısaltarak yazıyorum arkadaşlar. Siz de e, bu şekilde aklınıza yazın, kaydedin. Vahdaniyet vardı arkadaşlar. Vahdaniyet. Bu da arkadaşlar eşi benzeri olmamak. Eşi benzeri yok. Daha sonra arkadaşlar muhalefetül lil havadis vardı. Muhalefetül lil havadis diye. Şöyle kısaltayım arkadaşlar. Ee, bu da arkadaşlar yani yaratılan hiçbir şeye benzememek. Sonradan olan hiçbir şeye benzememek. Arkadaşlar benzememek diye kısaltayım. Benzememek. Daha çünkü subuti sıfatları da yazacağız arkadaşlar. Buraya yerimiz olsun. Bir de arkadaşlar kıyam bir nef nefis var arkadaşlar. Kıyam bir nefsihi var arkadaşlar. Bu da arkadaşlar kendiliğinden var olmak. Kendiliğinden var olmak diyeyim. Kalemimizi değiştirelim arkadaşlar. şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetüllil havadis, kıyam bir nefsihi var arkadaşlar. 2, 4, 6 tane sıfatımız var. Bunlar zati sıfatlar. Şimdi şıklara baktığımız zaman arkadaşlar bakın vücut, ilim hayat var arkadaşlar. İlim hayat ne? Subuti sıfatlardan bunu sildik. Semi basar bunlar da subuti sıfatlardan bunu da sildik. Çünkü tamamen zati sıfatlardan diyor. Hayat zaten bu da subuti arkadaşlar. Vücut, beka, kıyam bir nefsi, kıdem. Bütün zati sıfatlar arkadaşlar D şıkkında görebilirsiniz. Şimdi subuti sıfatlar dediğimiz arkadaşlar sıfatlarımız var. Bunlar neler? Bakın şuraya yazayım arkadaşlar. Hayat. Birincisi hayat arkadaşlar. İlim. Bunları tek tek açıklayacağım şimdi. Semi. Basar. irade, Kudret. Kelam. Tekbin var bir de arkadaşlar. Teklin. Şimdi bunları değişik bir kalemde anlamlarını da yazalım. Arkadaşlar hayat dediğimiz diri ve canlı olmak arkadaşlar. Canlı olmak diyebilirsiniz. Canlı olmak. İlim bilmek arkadaşlar. Bilmek. Semi şöyle düzelteyim. İşitmek. Basar arkadaşlar. Görmek. İrade dilemek. Kudret gücü güçlü olmak da diyebilirsiniz arkadaşlar gücü yetmek de güçlü diye kısaltayım ben buraya kelam söylemek tekvında arkadaşlar yaratmak bu sıfatların da manasını bilin belki öğretmeniniz bu sıfatlar üzerinden soru sorabilir şimdi sorumuza geçelim arkadaşlar. Subuti sıfatlardandır demiş. Arkadaşlar hayat, ilim, irade, kudret. Baktığınız zaman hayat, ilim, irade, kudret hepsi var. Doğrucağımız bu. Diğerlerine de bakarsak arkadaşlar. Kıdem beka var. Üst tarafta zati sıfatlarda arkadaşlar. Ee, burada da vahdaniyet var. Beka var. Üst kısımda yani zati sıfatlarda kıdem var arkadaşlar burada o da zaten zati sıfatlarda diye belli ettim. Şu araydaki arkadaşlar bu aşağıdakiler subuti sıfatları yukarı kısımda bulunan zati sıfatlardır. Şimdi 5. sorumuza geçelim arkadaşlar. Hangi şıkta melekler doğru sırayla verilmiştir demiş arkadaşlar. Can alıcı melek. Kimdi arkadaşlar? Azrail değil mi? Şu iki şıkkı eledik. Tabiat olaylarını yönetir demiş arkadaşlar. Bu kimdir? Mikail. Tamam ikisi de doğru. Vahiy getiren meleğimiz neydi arkadaşlar? Cebrail. Sur borusunu üfleyen melek de neydi? İsrafil. Yani doğru cevabımız D şıkkımızdır. İnsanların sağında ve solunda bulunup yaptıklarını kaydeden meleklerin ismi neydi arkadaşlar bunlar? Kıramen katibin dediğimiz meleklerdi. Melekleri iman ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Meleklere iman insanlar üzerinde etkisi yoktur. Arkadaşlar İslamiyet'in şartlarındandır meleklere iman. Bu nedir arkadaşlar? Yanlış bir ifadedir. Sadece meleklere inanmak yeterlidir değildir. Melekler bizi göremez değildir arkadaşlar. Bizim hatalarımız ve yanlışlarımız ve doğrularımızı sağımızda ve solumuzda bulunan melekler yazar demiştik. Kiramen katibin melekleri. Meleklere iman insanı her zaman güzel davranışa yöneltir. Doğru cevabımız D şıkkımızdır. Her zaman insanla beraber olup onu korumakla görevli olan melek meleklerin ismi hangisidir demiş arkadaşlar? Bu meleklerimiz Hafaza melekleri dediğimiz meleklerimizdir arkadaşlar bizi korumaktan görevlidir. 9. sorumuza bakalım. Hangi şıkta kendilerine suhuf verilen peygamberler doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar suhuf dediğimiz kitap yerine sayfalar halinde Allah'ın emirleri geliyor. Bu peygamberlerimiz şu şekildedir. Arkadaşlar şu üst kısma yazayım. Hazreti Adem arkadaşlar 10 sayfa gelmiştir. Hazreti Şite arkadaşlar 50 sayfa gelmiştir. Hazreti İdris'e 30 sayfa gelmiştir. Bir de arkadaşlar son olarak Hazreti İbrahim'e 10 sayfa gelmiştir. Şıklardan da bakarsak arkadaşlar Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Şit, Hazreti İbrahim zaten doğru cevabımız B şıkkımızdır. Peygamberlerin peygamberliklerini ispatlamak için Allah'ın yardımıyla gösterdiği olağanüstü olaylara ne diyorduk arkadaşlar biz? Mucize diyorduk. Hangi şıkta peygamberlerin özellikleri doğru sıralama ile verilmiştir demiş arkadaşlar. Şimdi peygamberlerin sıfatları vardı değil mi arkadaşlar? Bu sıfatları şuraya bir yazayım arkadaşlar. Sı sıfatı vardı arkadaşlar. Bu doğru olmak. Doğru olmak. Emanet sıfatımız vardı arkadaşlar. Peygamberlerin daha doğrusu bizim sıfatımız değil. Güvenilir. Biz de onu örnek aldığımız için bu sıfatlara uymamız gerek gerekir. Güvenilir olmak. İsmet vardı arkadaşlar. İsmet. Günah işlememek. Günahsız diye yazayım. Fetanet vardı. Akıllı. Akıllı ve zeki olmak. Daha bunların çok e, metin olarak yazabilirsiniz ama arkadaşlar kısa kısa bilmeniz sizin için fayda sağlar. Bir de tebliğ vardı arkadaşlar. Neydi? Allah'tan gelen vahiyleri bildirmek. Değil mi arkadaşlar? Vahiyleri bildirmek kime ümmete bildirmek değil mi? Şimdi arkadaşlar günahsız. Günahsız dediğimiz neydi arkadaşlar? İsmetti değil mi? Güvenilir olmak emanetti. Tek tek şıklardan gidebiliriz. İsmet, İsmet, Sıdık buraya eledik zaten. İsmet, emanet. Doğru söylemek, Sıdık. Zeki olmak, fetanet. Allah'ın emirleri insanlara bildirmek teplidir Yani doğru cevabımız C şıkkımızdır. Hangi şıkta dört büyük ilahi kitap ve peygamberlerin doğru sıralamaları verilmiştir? Arkadaşlar Tevrat kime gelmişti? Hazreti Musa'ya gelmişti değil mi arkadaşlar? Hazreti Musa, Zebur Hazreti Davut, İncil Hazreti İsa, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştir. Şimdi boşluk doldurma sorularına geçelim. Allah'ın emirlerini bildirmek için insanlardan seçtiği kişilere biz ne diyoruz arkadaşlar? peygamber peygamber diyoruz. Allah'ın ateşten yarattığı, gözle görünmeyen varlıklara biz ne diyoruz arkadaşlar? Cin diyoruz. Allah'ın kendisinde bulunmakla beraber insanlara da verdiği özellikleri gösteren sıfatlar neydi arkadaşlar? Arkada bahsetmiştim. Subuti sıfatlardı değil mi? İnsanlarda ve Allah'ta da görünen görünen sıfatlardı. Allah'ın emirlerini peygamberlere bildirmesi olayına vahiy denir arkadaşlar. Allah'ın nurdan yarattığı, gözle görülmeyen, daima Allah'a ibadet eden varlıklara melek denir. Allah'ın emirlerini peygamberlerine bildiren meleğin ismi Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Allah'ın en güzel isimlerini belirten kavramın adı Esmaülüsna. Esmaül Hüsna. Allah'ın peygamberlerine bildirdiği vahiylerin oluştuğu kitaplara da ilahi kitap deniz arkadaşlar. Sorularımız bu şekildeydi. Genel olarak aklınızda bir fikir bulundurmasını sağlamadıysak ne mutlu biz arkadaşlar. Peygamberlerin sıfatları Allah'ın subuti ve zafi, zati sıfatlarını da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.